Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle makineleri deneyeceğiz. Hakkaniyetli bir sonuç olsun diye Hawk ile Bronch'u deneyeceğim. Tabi aralarında yarı yarıya fark var. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bobinli ve rotary makineleri de farklı bir videoda deneyeceğim. O zaman için şimdi bunlara bir başlayalım. Bronch V10'u Wasp Tatu'dan aldığımı söylemiştim. Bununla ilgili videom var. Hemen onu paylaşıyorum sağa sola bir yere. Şimdi 5R'le yerleştiriyorum. Bunda tık tık sesini duyuyorsunuz. Hawk'ta böyle bir durum yok. Şimdi boyutunu ayarlıyorum. Bronch marka makineyi 8'de kullanmam önerildi. 11'de kullandığımda fazla ısındığını fark ettim. Hawk için bunu söyleyemeyeceğim. Bunu 11'de kullanıyorum. Hiçbir sorun olmadı. Bir ısınma yaşamadım bu zamana kadar. Tabii 3-4 senedir kullandığım için hafif hafif artık bir sorun yaşatıyor bana ama. Şimdi Bronch marka makineyle başlıyoruz. 8'de şu an. İğnenin ucunu kendime göre ayarlıyorum. Şöyle şunun önünde de göstereyim. İğne ucunun çıkıntılı olma durumu kişinin kendi rahatlığıyla alakalı. Ben mesela iğnenin ucunu görerek işlem yapmayı seviyorum ve deride çok fazla derine bastırmıyorum. Yani şu zemine kadar bastırmıyorum. Kendimi kontrol ederek yapıyorum ama bazıları da iğnenin ucunu daha az çıkartıyor ve şu zemini deriye bastırarak yapıyor. Bu bir de derinin kendisiyle de alakalı değişen faktörler. Yani kemik üzerinde ve ince deride az girmesi gerekiyor iğnenin. İşte daha kalın yağlı deride daha farklı falan. Şimdi bir çizim deneyelim buraya. Islak mendille yapacağım silinmesi için. Çünkü yapay deri gerçekten silinmiyor. Yani sorun yaşatıyor. Aynı motifleri deneyeceğim ve şu an dediğim gibi 8'de çalışıyor makine. Başladım. Makine kitap gibi zaten, hiçbir sorun yok. Tabii ben yapay deride birazcık yavaş hareket ediyorum fark ettiyseniz. Çünkü yapay derinin yapısı normal deriye göre çok sert arkadaşlar. Yani bu makine bu deride hiç sorun olmadan çalışıyorsa deride hayli hayli çalışıyor. Gördüğünüz üzere hiçbir sorun yok. Şimdi gölgeleri de biraz denemek istiyorum. Daha doğrusu bir dolgu deneyelim. Normalde bu işlemi yaparken vazelin sürmem ve peçeteyle temizlemem gerekiyor. Ama dediğim gibi yapay deride olduğumuz için diğer şeyler işe yaramıyor. Şimdi hafif gölge deneyeceğim. Gölgeye geçiyorum. Biraz sulandırdım boyayı. Nerede sulandırdım da gösterelim. İçme suyunun içinde sulandırabiliriz. Saf suyla da sulandırabiliriz. Gölge boyasıyla da yapabiliriz. Üç farklı seçeneğimiz var gölge yapmak için. Şimdi ben çizgi iğnesiyle gölge verdiğim için çok pürüzsüz bir iş çıkmayabilir. Önemli olan burada makinenin işleyişini görmek. Yine sulandırdım. Biraz iğneyi içeriye doğru getiriyorum.
Normalde bu sessiz bir makine. Tabi suni deri birazcık sert dediğim gibi. O yüzden yine ses çıkarıyor. Eğer elimi çok ağrıtmasın, sessiz bir makineyle çalışayım diyorsanız kesinlikle pen makine almanızı öneririm. Tabi ilk etapta pen makine diğerlerine göre birazcık daha pahalı. Mesela bu makine 2800 lira. Bir sene garantisi var. Ve iki tane distribütör var Türkiye'de. Ben Wasp Tattoo'yu öneriyorum. Oradan aldım. Memnunum çünkü. Yani tabii tek farkı belki şey olabilir. Ağırlık olarak halka göre birazcık daha ağır. Onun dışında ben ekstra olarak bir fark göremiyorum işleyişinde. Herhangi bir ısınma da yok. Yani 8'de kullandığınızda bir ısınma da yaşamayacaksınız. Evet, bu makineyle alakalı söyleyebileceğim birkaç şey daha var. İçindeki rulmanı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu makineyi incelediğim, yani özelliklerini anlattığım bir video var. Onu izlerseniz orada anlatıyor zaten satın aldığım yerdeki kişi. Özelliği iki farklı şeyde de kullanabiliyoruz. Yani hem uzun vuruş hem kısa vuruş kullanabiliyoruz. Bana geldiğinde kısa vuruşluydu ve ben kısa vuruşta rahat edemiyorum, onu fark ettim. Normalde kısa vuruş çizgi, dolum, gölgede daha iyi oldu söyleniyor ama ben uzun vuruştan hoşlandığımı fark ettim ve kendim değiştirdim o videoyu izleyerek. Onun dışında şuradaki işte lastiğin bir ismi vardı, şu an hatırlayamıyorum. Onun yine yedeği var, onu da değiştirmeyi gösterdiler. Yani makinenin ekstraları var. Eskidiğinde yenileriyle değiştirebiliyorsunuz. Vuruş uzunluğunu bile ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şimdi halka geçiyorum arkadaşlar. Halk dediğim gibi benim 3 senedir kullandığım bir makine. Ben bunu 8'de kullanmıyorum ama bir 8'deki sesini bir görün istiyorum. Evet, 8'deki sesi bu. Şimdi diğerine sesini gösteriyorum. Tekrar halkı gösteriyorum. Yine bronça geçiyorum. Çok hafif daha, bu daha sesli. Titreşim olarak da yine halkın biraz daha az titreşimli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi halka geçiyoruz. 8'deki hızıyla bir yine aynı çizimi yapmaya çalışacağım. Evet, 8'de de gayet verim alabiliyoruz. Ya burada anlayacağımız şey aslında şu. Kendi çizgilerimiz ne kadar düz, gölgelerimiz ne kadar kaliteli. Bunlar daha önemli. Gördüğünüz üzere ikisi de düz çizgi çiziyor. İkisi de gölge yapıyor. Yani göstereceğim bunu da. Thank you.
Tabii ben bu makinede daha hızlı olmaya alıştığım için 8 bana mesela az geliyor. Birazcık daha hızlandıracağım. Hızlandırdığımda sesi de haliyle yükseliyor arkadaşlar. Bunu yükseltmemin sebeplerinden biri benim seri çalışmam arkadaşlar. Yani ben mesela normalde az önce nasıl yavaş gittim? İşte şu yavaşlıkta gittim. Derinin içinde kalarak gittim. Ama 11'de çalıştırdığımda bunu normal derede yaptığımda şu hızla da yapabiliyorum. Yani benim hızımla alakalı ben 11'de kullanıyorum. Siz eğer yavaş çalışıyorsanız, eğer 11'de çalışırsanız yani hızı 11'e getirirseniz deriyi parçalayabilirsiniz. Yani kendi hızınızı bulmanız gerekiyor. Bu da tabii yine zamanla oluşacak bir şey. Korkunç oldu. İkisi birbirinin aynısı olmadı ya. Biraz ürkütücü oldu. Yine sulandırıyorum. Biraz gölgeyi de şurada deneyelim. Yani ben işleyişte herhangi bir fark açıkçası görmüyorum ikisinde de. Tabii işte uzun süreli çalışmalarda halk hiç ısınmadığı için daha çok sağlıklı olabilir. Ama göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konu hemen hemen yarı yarıya fiyatları. Yani bronç işte 2800 lira, halk ise 5500 lira. Ona göre kararınızı verin. Bence ikisi de güzel. Evet arkadaşlar, bugün bronç ve halk makinelerini denedik. Dediğim gibi ben çok büyük bir fark göremiyorum. İşleyişle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani el yeteneğiyle alakalı. Her ikisinde de güzel gölgeler ve çizgiler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Arasındaki en büyük fark işte fiyat farkı. Birazcık ağır bir makine. Tutuş anlamında ikisi de bence güzel. Birini 8'de kullanabiliyoruz. Halkın kendi adaptörü 16'ya kadar çıkıyor ama 11 benim için ideal. Genelde 9'da kullanıyorlar ama. Yani daha hızlı kullanabiliyoruz halkı. Bu makinede yedek parçalar var ama halkta öyle bir parça gelmemişti. Halkın garanti süresi 2 ila 3 sene arasında değişirken bronç 1 senelik garantiye sahip. Ve bronç marka makinenin yanında kendi RCA kablosu da geliyor. Bence bu da güzel bir ayrıntı. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.